Ne oluyor Ali Asaf? Ben de size onu sormaya geldim. Ha şu iki ufaklığı diyorsun. Onlar tedaviye ihtiyacı olan hasta iki kardeş. Evet. Ama hayır kurumu değiliz biz. Üstelik sokağa atmıyorum. Başka hastaneye sevk ettiriyorum. Hastane politikası. Öyle mi? İzin vermiyorum. Ben veriyorum ama. Hangi sıfatla? Bu hastanenin tek karar mercii siz değilsiniz. Sen de değilsin. Hisselerimiz eşit. Evet, eşit. O zaman Eylül Hanım'a soralım. Ne de olsa en çok hissesi olan o. Seninle bu konuda iddiaya girerdim ama... kazanacağını bilince hiç tadı çıkmıyor. İpek! Kapıyı da kilitlememiş. Kardeşin sana benziyor mu? Bazen. Sen bize bakmıyorsun. Belki onu kalbinden vururum ha. Aradığınız belli mi olur? Boş boş konuşma. Daha sonra tekrar dinleyin. Telefon da kapalı. Gel arka bahçeye bakalım. Burada da kimse yok. Efendim? Eylül, müsait misin? Müsaitim, ne oldu? Şimdi bir karar vermen lazım. Ne kararı ya? Şimdi ne oluyor ki? Yağız'la Yiğit'in tedavi masraflarını hastanemizin üstlenmesi için senin onayın gerekiyor. Benim onayım mı? Evet. E tamam, ben onay veriyorum zaten. Karşı çıkan mı var? Karşı çıkan konuşuyor Eylül Hanım. Sinan ben. Bir şey hatırlatmak istedim size. Onay vermeniz demek, hisseleri kabul etmeniz demek aynı zamanda. Bilmem farkında mısınız? Bugün istemediğinizi söylemiştiniz. Bütün pislikleriniz ortaya çıktı. Bakıyorum da hala rahat rahat konuşuyorsunuz. Yakında görüşeceğiz sizinle. Daha önce de söyledim, yine söylüyorum. Babaannenizin ölümünde benim hatam olduğunu ispatlarsanız doktorluğu bırakacağım. Eylül, orada mısın? Düşünüyorum. İnanın cevabınızı heyecanla bekliyoruz. Tamam, ben şimdi geliyorum hastaneye. Tamam. Hadi görüşürüz. Kızım söylesene, ne oldu? Yürü, hastaneye gidiyoruz. Söyleyin, seni seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki yanımdasın. Ertelemeyin. Bir gün kaybedeceksiniz. Ve duyabildiğiniz tek ses, kendi sesiniz olacak. Tek sözünüzse, keşke.